Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, ben Cem Utan. Bugün sizlerle birlikte Çin tripodu vs Türk tripodu yapacağız arkadaşlar. Bakalım ikisi de aynı fiyatta. Bakalım hangi tripod daha iyi, hangisinin daha iyi özelliği var, hangisi alınır. Şimdi bunu tartışacağız. Hemen aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, abone olup geldiğinize göre ilk olarak Türk tripodundan bir başlayalım. Türk tripodu değil, büyük yani Piranha'nın markası. Türk tripodunu bilmiyorum da bunu yani Türkiye'den aldım. A101 vs Çin gibi bir şey olur bu. A101'den aldım arkadaşlar bunu. Fiyatı 10 lira ve de bunu galiba çekilişte ya da bunu, ama bunu vermeyebilirim, bunu çok seviyorum. Çekilişte birinize bunu vereceğim. Çekilişe katılmak için kanala abone olun, videoyu beğenin. Aşağıya da işte video fikri yazıp katıldım yazın. Aranızdan birinizi seçip bunu vereceğim. Neyse arkadaşlar, ilk olarak Türkiye'den aldığım tripodu şöyle göstereyim. 10-15 liraya bunu Türkiye'den bulabilirsiniz. Çin'de tabi daha ucuz, bunu Çin'den de bulabilirsiniz de. Şunu da Çin'de bulursunuz 10-15 liraya. İkisi de aynı fiyat. Bakalım karşılaştırayım dedim. Aynı fiyat, aynı özellik, aynı hani amaç. İkisi de tripod. Bakalım nasıl olacak. İlk olarak Türkiye'den aldığım tripodu göstereyim. Şöyle ahtapot tripodu arkadaşlar. Bacakları bu kadar açılıyor ve en güzel yanı da istediğiniz şekli alabiliyor. Şöyle. İstediğiniz şekli alabiliyor. Böyle. İstediğiniz yüzeye de bu şekilde mesela koyup durdurabiliyorsunuz. Şöyle nereye koyayım, buraya koyayım. Görünüyordur inşallah. En güzel yanı da bu. Ama şimdi Çin tripoduna gelirsek, Çin'den aldım tripoda. Biraz daha mekaniği, hani mekaniği biraz daha kaliteli. Plastiği olsun biraz daha kaliteli. Şunun bacakları falan hani az daha kaliteli. Bunun el tutmacı falan her şeyini değineceğim. Şu buz ama sabit duruyor arkadaşlar. Şimdi bir artı yönü bir de eksi yönü. Şununla şunun şöyle bir karşılaştırmasını yapayım. İlk olarak ikisinden de telefon tutacağı geliyor. Aynı bu. İkisinden de telefon tutacağı geliyor. Ona ikisine tik koyabiliriz. Bu arkadaşlar özelliği olan ahtapot tripod. Her yere rahatça bir şekilde bunu böyle sabitleyip koyabilirsiniz. Bunda öyle bir özellik yok. Bu sadece sabit durabiliyor. Yani bu ayakları böyle bükülmüyor. Bir kapanıp açılabiliyor. O yüzden buna bir eksi puan, buna bir artı puan verebiliriz. Öbür özellik arkadaşlar, şurasında gördüğünüz şeyi, mesela topunu rahat rahat böyle oynatabilirsiniz. Bu ne işinize yarar tabii? Şöyle göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar, abone olun ya. Bayağı uğraşıyorum videolar için. Şimdi mesela bu, telefonu buraya taktınız. Şöyle yan çekimlerde yapabilirsiniz. Şunu şuraya mesela bağladığınızı düşünün. Şunu yan veya düz veya bu şekillerde yapabilirsiniz. Bu özellik bayağı iyi. Şuradan da sıkıyorsunuz. Hareket etmesi daha çok zorlaşıyor gibisinden. Aynı şey bunda da var ama bununki biraz daha donanımlı gibi. Onun yan yatıyor, bunun yatmıyor. Tek özellik. Bunun yukarı kalkıyor. Şöyle. Ve şu iki yanından basarsanız da şöyle basalım. Aşağı iniyor. Ya bu özellik bayağı iyi. Ama yan yatmıyor. Yan da yatırmaya gerek var mı bilmiyorum. Yani ben olsam yatırmazdım. Şimdi arkadaşlar basayım, böyle kapanıyor. Dediğim gibi bu ama biraz da vlogger şeyi tarzında. Neden? Çünkü şuraya bakın. Şöyle baktığınızda da zaten anlıyorsunuz. Elle tam oturuyor. Elin tam şey izi var. Buradan tutup telefonu buraya koyuyorsunuz. Böyle bir vlogger için. Bu da öyle aslında. Şunu şöyle yaparsanız, şunu şöyle yaparsanız bu da aynı görevi görür. Ama ben bundansa bunu kullanmayı tercih ederim nedense. Bu çünkü daha bir sağlamlık hissi veriyor. Bu öyle değil. Yani her an sanki böyle bacağını bükerken kırılacakmış gibi his veriyor. Ve de ben zaten, benim ikinci tripodum bundan. Bir tane bundan almıştım. Kırıldı. Bunun içinde arkadaşlar metal, küçük bir metal var. Böyle buralarına da yumuşak bir şey koymuşlar. Yani hangisine puan vereyim? Bunun yanlara dönmene bir puan. Bunda sağlamlığına bir puan vereyim. Bu sağlamlığı kötü. Bunun yanlara dönme gibi özelliği yok ama dediğim gibi sağlam yani. Şimdi o zaman bunda arkadaşlar elinizden düştüğünde direkt lak diye düşüyor. Ama bunda şöyle bir şey yapmışlar. Şunu elinize koyuyorsunuz. Oldu da çekerken diyelim. Düştü, kaldı burada. Bu bayağı iyi olmuş. Şu ayak yerlerine de yapışması için şöyle şey yapmışlar. Buralarından kaymıyor. Ama aynısı bunda da var. Bu şeyleri kaymasını önlüyor. Ama arkadaşlar masaya koyduğunuzda, şunu şöyle alayım. Masaya koyduğunuzda hangisi daha iyi durur derseniz şöyle. Bu sanki sallantıda gidecek gibi. Anlatabildim mi? Ama bu sallasa... Bunu sallasanız da pek bir şey olmaz. Bu sallarsanız büyük ihtimalle gider, hani bir yere tutturmazsınız. Çünkü ayakları yuvarlak, bununki kare. Bu daha sabit durur, bu biraz daha şey durur. Bu zaten büyük ihtimalle hani bir yere tutturmak için şöyle. Onun amacı bu, bunun amacı farklı. Ama aynı fiyat olduğu için karşılaştırmak istedim. Şimdi arkadaşlar boyuna gelelim. Şunun boyunu kapatayım. Ya bu daha uzun. Bu bundan daha uzun. O yüzden buna bir artı geliyor. Buna yine eksi geliyor. Şöyle masaya koyduğumuzda da inşallah masa gözüküyordur ya. Şöyle masaya koyalım. Yani bayağı boyut farkı var. Bu biraz daha uzun ve daha donanımlı görünüyor. Bu öyle değil. Bu küçük. Bayağı küçük hatta. Şurasını çıkarayım. Bu yüzden de olabilir ama. Yani şöyle yan yana koyduk mu 2-3 santim daha uzun bu. Ama bu da yani bence iyi. Ve arkadaşlar Çin'den bu 10-11 güne falan geldi bana. Bunu direkt alıyorsunuz gidip A101'den.
Şurasında tripodun sertliğini ayarlamanız için bir yer var. Bunda öyle bir şey yok. Bunda şurasında sertliği ayarlamanız için bir yer var. Dönmemesini sağlamak için. Bunun ikisinde de aynı şey var ama bu biraz daha sağlam gözüküyor. Şöyle. Bu dediğim gibi arkadaşlar hani vlogger tarzında şurasında da şöyle göstereyim. Elinize tam oturuyor ve vlog gibi böyle buraya koyup çekebiliyorsunuz. Bu öyle değil. Bu biraz daha hani basit. Şöyle koyup tutup çekiyorsunuz. Arkadaşlar bu büyük aletleri de taşır. Hani fotoğraf makinesi gibi büyük aletleri taşır ama bu sanmıyorum. Hani bu telefondan daha büyük aletler de çöker büyük ihtimalle. Denemedim ama hani bu biraz daha sağlam. Ve arkadaşlar bundan aldık biz bir tane. Hani bisikletin önüne doladık şu ayakkabını. Arkadaşlar bisikletin önüne şöyle doladık, bir düştük, yani bisiklet düştü, bu da para şu ayağı direkt çıktı, sağlamlık hissi yok bunun ama yine de iyi mi iyi. Hani odanızda şöyle video çekeceksiniz diyelim, hani görüyorsunuz, görmüyorsunuz da olabilir, baktık görünüyor, görüyorsunuz arkadaşlar, böyle oyun videoları çekebilirsiniz ama bunda öyle bir şey yok, hani bu durmaz, dursa da büyük ihtimal düşer yani ağırlık geldi mi. Bunun o güzel yanı var, istediğiniz her yere koyabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi sabit ama şöyle puan durumuna bakarsak ikisi de aslında eşit gidiyor ya. Hangisine puan versem bilmiyorum ama arkadaşlar ben alırsam büyük ihtimalle bunu alırım. O zaman günümüzün kazananı bu olsun bence. Bu biraz daha boş, hani boş değil aslında, bunun da kendine göre bir amacı var. Ağaca falan bağlarsınız, onu bunu yaparsınız. Başka ne diyebilirim diye bakıyorum böyle. Hani bu biraz daha önde gibi. Hani bu alınır. 10-15 lira, hani 20 lira olsa alınmaz belki de. 10 liraya bulursanız bunu alın. Ama sağlamlık bakımından hani düştüm mü kırılmayacak, tek bayağı bir sağlam olacak derseniz bunu her türlü öneririm. Bu pek sağlam değil açıkçası. Bu dediğim gibi bir yere sabitlemek istiyorsanız her yere sabitlenir. Bu sabit bir şekilde görüyorsun. Ama bunu da rahatça bir yere koyup da video çekecekseniz abi bu çok daha iyi her türlü. Bu kadar arkadaşlar. Daha da aklıma bir şey gelmedi. Sizce hangisi? Yoruma yazın. Bu mu? Çin mi? Türkiye'den alınan mı? Bence arkadaşlar Çin. Türkiye'den alınır mı? Ya bunu zaten Çin'den de alıyorsunuz. 2-3-5 lira bir şey. Ama hiç yoksa bu iyi. Ama Çin'den alabiliyorsan abi her türlü bu daha iyi. Linkini bulamayabilirim. Ben bunu 1-1,5 yıl oldu alalı. Yani bu daha kalın bu arada. Bu biraz daha ince bir şey. Elde kayboluyor zaten görüyorsunuz. Bu kalın. Hani elde biraz büyük ama. Sesini de bozulmuyor yani, bayağıdır kullanıyorum, bozulmuyor. Bir de istediğiniz yerde durdurma özelliği var. Mesela burada durduracağınız, şu an mesela inmiyor isteseniz de. Şurada durduracağınız inmiyor. O özelliği var. Bunda da başka bir özellik yok. Dediğim gibi arkadaşlar bunu birinize vermeyi istiyorum. 1000 aboneyi de geçtik, bari çekiliş olur. Aşağıya video fikri, bir de abone olursanız beğenin, abone olun, yorum yapın, o kadar. Ben aşağıdan birinizden seçeceğim. E-postayla yani şey mesaj atarım ona, yollarım. Çin tripodunu ve Türkiye'den aldığım tripodu karşılaştırdım. Başka da aklıma bir şey gelmedi. Beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abi Çin daha iyi ya bence. Ama bu da iş görür aslında. Ben niye böyle bir video yaptım?